Eskişehir'deki yol çok şey değildi galiba. Yani parkeydi galiba değil mi? Birazcık o anlamda birazcık belki tehlikeli olabilir. Evet, evet. Kolombiyalılar yine önde. Kolombiyalılar bakalım eğer sprinte hazırlanırken Kolombiyalılar sprinte hazırlanacaklar mı? Evet sevgili seyirciler, Elmalı'ya artık çok yaklaştık. Bir genel Elmalı profili çizmek gerekirse, Elmalı Antalya il merkezine 110 kilometre uzaklıkta. Korkuteli, Finike, Kaş ve Fethiye ilçeleriyle komşu olan 15 bin nüfusa sahip, kışların soğuk, hani Akdeniz kıyısında olmakla birlikte, öyle görünmekle birlikte 110 kilometre içeride olunca karasal iklimin daha fazla hakim olduğu, kışların soğuk, yazların ise gayet ılıman geçtiği ve de tarihinin milattan önce 2000-3000 yıllarına kadar uzandığı, Likyalılardan Romalılara, Selçuklulardan Osmanlılara, birçok uygarlığa beşiklik etmiş, Osmanlı Devleti'nde Teke Sancağı'nın merkezi olmuş, sedir ormanlarından göllerine, küp mezarlarından kral mezarlarına ve de sikkelerine birçok doğal güzellik ve tarihi kültür varlığını barındıran hazineler diyarı, medeniyetler beşiği bir ilçemiz. İşte karşınızda Elmalı ve sprint primi yaklaşıyor. Son 500 metre. Bjorn Trau, Finetto ve de Gretschny. Sergey öne geçti. Sergey Gretschny öne geçti ve Sergey sorunsuzca. Evet, Sergey Gretschny sorunsuzca geçti. Bu sprint primini alıyor Torku Şeker Spor'dan sevgili seyirciler. İşte son metreler. Son 30 kilometre Elmalı'nın hazırlıkları görüntüye geliyor. Bisiklet figürünü yapıyor. Elmalı'daki çocuklarımız bugün bayram dolayısıyla ve de şu anda Elmalı stadından ve de Elmalı yağlı güreşlerinin yapıldığı yerdeyiz. Ve de Elmalı Kaymakamı Sayın Mehmet Murat Çekmen de yanımızda. Sayın Çekmen hoş geldiniz setimize. Siz de hoş geldiniz Elmalı'mıza, Gübeli'ne. Gübeli dediğimiz bu parkurun en zorlu etabına hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Burası 661.'si bu yıl yapılacak olan, evet, Elmalı yağlı güreşlerinin yeri. Pehlivan, evet, güreşlerinin yapıldığı alan. Ali Gürbüz de aynı zamanda annesi Elmalı'dır. Geçtiğimiz yıl. İki yıl üst üste Kırklınar baş pehlivanı. Bu yıl da kazanırsa altın kemeri. Alan, evet, Sergey Gürbüz'ü ilk sırada bitirdi. Elmalı sprint primini. 661 yıl dolayısıyla Kırkpınar'la yarışıyorsunuz. Yani tabii, bu tarihe göre Kırkpınar'ı geçmiş oluyorsunuz. Tarih anlamında Kırkpınar'dan eski ama kapsam anlamında tabii Kırkpınar çok daha birinci kapsamlı sırada, ama tarih olarak biz daha eskiyiz. Ve Antalya yöresinin de en büyük güreşi. Kırkpınar Başpehlivanlığı'nda da yaklaşık 50 güreşçinin 25 tanesi Antalyalı başpehlivanlardan oluşuyor. O nedenle Antalya'da güreşe, özellikle yağlı güreşe çok büyük bir ilgi var. Bunun merkezi de, başkenti de, nasıl hazinelerin başkenti ise Ağustos ayında da yine yapacaksınız herhalde, evet, değil mi? İnşallah Ağustos ayında da şöyle birkaç cümleyle, 5 yıldır çünkü buradasınız artık, evet, siz de, evet, Elmalı olmuş sayılırsınız. Sayın Kaymakam neler söylersiniz Elmalı için? Elmalı hazinelerin beşiği dedik. Hem maddi hem de manevi hazinelerin beşiği. Elmalı'da az önce siz de ifade ettiğiniz Likyalılara kadar uzanan bir medeniyet var. Dekadrahmiler var biliyorsunuz. Yüzyılın hazinesi olarak biliniyor. Bunlar, evet, Elmalı'da çıktılar biliyorsunuz. 13 adet dekadrahmi biliniyordu. Şu anda Elmalı'da Hacı Musalar bölgesinde yapılan kaçak kazılar, gerçek kazılar kaçak yapılmıştı ama daha sonra bu eserler ülkemize geri getirildi.
Peki bunu... şimdi Dekat Rami'den bahsettiniz. Evet, Turizm Bakanlığımızın katkıları Türkiye'ye getirdi evet. Ve şu anda Antalya Müzesi'nde ve Elmalı Müzemizde sergileniyor. Sergileniyor. Ben hemen yönetmenimizden rica edeyim. Bugün bize Sayın Kaymakam bir Dekat Rami'nin sembolünü hediye etti. Bundan 27 tane var ve evet, bunun 14 tanesi Elmalı'da. Antalya'da Elmalı ve Antalya Müzesi'nde evet, şu anda sergileniyor. Eskiden bu bölgede yaşayan Yunanların yanılmıyorsam değil mi? Evet, Perslerle yapılan savaş sırasında o savaşın önemine binaen özel para bastırılıyor. Bunlara da deka drahmi yani normal o döneme göre 10 tane drahmi anlamına evet, geçen bir deka rahmi oluyor. Ve bundan da dünya üzerinde şu anda 27 tane 27 var. Tane var. Evet, bunun küçüğü eğer elinizde bulunursa onun değeri 600 bin dolar civarında. Şey yani yaklaşık 1 milyon lira civarında. Normal drahmi ise 150 bin dolar civarında. Onlar kaçırılmıştı ama daha sonra bulundu. Ve Kültür Bakanlığımızın gayretleriyle geri getirildi. Ülkemize ana yurduna geri döndüler. Şu anda da ana yurdunda sergileniyor. Hazinelerin ana yurdu dedik. Manevi hazinelerin de ana yurdu. Sinan Ümmi, Vahab Ümmi, Abdal Musa, Eroğlu Nuri, Niyazi Mısri ve en son Elmalı Muhammed Hamdi Yazır da biliyorsunuz Elmalı'nın yetişmiş şahsiyetleri. Çok önemli tasavvuf çok edebiyatının önemli merkezi. İsimleri burada. Kültür turizmi anlamında da çok önemli bir yöre. Yayla turizmi anlamında da çok önemli bir yöre. Yeni restorasyon çalışmalarıyla, valiliğimizin de katkılarıyla yaklaşık 1 trilyonluk bir katkıyla yeni restorasyon çalışmaları belediyemiz tarafından yapılacak. Sokak sağlıklaştırmaları yapılacak. Bu da ileriye dönük Elmalı'nın tanıtımı anlamında da çok güzel katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Ayrıca evet. Yayla sıracılığı anlamında da ilçemiz gelişti. Artık Türkiye'nin nasıl kış aylarında Kumbuca, Finike, sahiller ambarıysa bundan sonra yaz aylarında da Elmalı aynı şekilde yayla sıracılığıyla bu yöreye, Türkiye'mize hizmet edecek. Şu anda zaten çok büyük bir potansiyel kazanıldı. 6000 dönümün üzerinde bir sera varlığı şu anda Elmalı'da var. Ve yakında zannediyorum sahillere de yaklaşacağız. Belki uzun vadede geçmesi ihtimali söz konusu olabilir. Misafirperverliğinizden dolayı da teşekkür ediyoruz ve Elmalı'ya verdiğiniz destekten bir bürokrat olarak da size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu ifade etmek istiyorum. Bugün biz iki bayramı birden yaşıyoruz. Hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı hem de bugün Cumhurbaşkanlığı turunun Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Abdullah Gül'ün himayelerinde gerçekleştirilen bu turun bugün burada olması, burada halkın büyük coşkusu iki bayramı birden bize yaşattınız. Ben bu yönüyle de sizlere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum herkese. Çok teşekkürler Sayın Kaymakam. Mehmet Murat Çekmen'di konuğumuz değerli seyirciler. Evet, yarış devam ediyor. Elmalı'dan çıkıyoruz. Yaklaşık 25 kilometrelik bir mesafe var yarışın bitmesine ve de şu anda da setimizde konuğumuz Elmalı Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Altıntaş. Sayın Altıntaş hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Sayın Başkan, ne kadarlık bir topluluk var şu anda Güğübeli'nde? Özellikle setimizin arka tarafında çok daha fazla vatandaşımızın konuşlandığını görüyorum. Evet. Ben halkımıza buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten beklediğimin üstünde bir katılım var. Halkımız bütün organizasyonları seviyor ve bu oraya sahiplendiler. Çekayankamızdan, belediyemizden, tüm halkımızdan, tüm kurum ve kuruluşlarımızdan gerçekten gördüğünüz gibi halkımız dağları taşları doldurmuşlar. Tüm dünyaya Elmalı'yı tanıtıyorlar. Özellikle de kendilerine teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Başkan, şu anda elimde bir tane elma var. Evet. Zaten elma da ismini elmadan alıyor herhalde. Evet, değil mi? Özellikle. Evet. Nedir bu elmanın özelliği? İzleyicilerimize Türkiye'de elma sevenlere de tanıtalım elmanızı. Bildiğimiz Starkin dediğimiz Türkiye'nin damak tadına uygun kırmızı elma. Daha çok manavlarda, marketlerde biz hep Starkin diye görüyoruz. Niye elmalı diye geçmiyor ismi? Starkin işte bunlar aynı elmadı yani. Aynı elma. Fakat şöyle elma, adı elma da çeşit çeşit. Çeşit çeşit. 49-50 çeşit elma var. Starkin dediklerimiz farklı bir elma. Bu Fuji dediğimiz kırmızı Starkin dediğimiz elmanın çeşidi. Ama Türkiye'de en çok geçerli olan halkın tükettiği elma da bu elma. Sayın Başkan, ne kadar çok özelliği varmış bu ilçenizin. Kral mezarları,
Yüzyıllık yaşam evleri, güreşiniz 661.si, Sedir Sevdallığı, Avlan Gölü, Yüzyılın Definesi. Yani biz buralardan geçmesek bunlardan haberimiz olmayacak. Bu bizim tabii biraz da hatamız belki ama bu tur sanıyorum bu yöreye çok ciddi anlamda bir katkıda evet, bulunuyor. Ben yine özellikle bu yarışmanın buradan geçmesini sağlayan en yükleğinden, en alt kademesi. Bu arada bütün... ben bir hemen parantez açayım. Şu an sol kısımda gördüğünüz yer Likya, yeni çıkan Likya şaraplarının olduğu yer değil mi? Asırlar önce de burada bu şarap üretilmiş. Ve şimdi birkaç arkadaşımız bir araya gelmiş. Doruk Özkan isimli bir arkadaşımız. Evet. Fatih Tüfekçi, onun Doruk Özkan'ın abisi. Bunlar bu araya gelmişler. Burada bir bağları varmış. Ve de sevgili seyirciler, 250 yıllık gittik görüştük, 250 yıllık bir çoban vasıtasıyla 250 yıllık bir asma çubuğunu bulmuşlar. Evet. Ve daha sonra bundan aşı yapmışlar. Evet. Bunun sonucunda elde ettikleri üzümden de yaptıkları şarap şu anda dünya genelinde de çok ciddi anlamda. Dünyadaki yarışmalarda hep dereceye giren bir ürünümüz. Ve öylece de tabii elmalarımızı tüm dünyaya bu yönde tanıtmış oluyorlar. New York Times gazetesi yazmış. BBC'de evet. Tim Atkin bir yemek programında bundan bahsetmiş. Çok önemli. 70-75 tane ödül almış. Evet. Onları da kutluyoruz ve bu yöreye de ciddi anlamda katkılar olacak. Elmalımız tabii tarihten önceki dönemlerde çok uzun yıllara dayanan bir tarihi var. Tarih zenginliğine dayanıyor. Tabii güzelliği var. Ona dayanıyor. Manevi güzelliği var. Elmalımız manevi da, güzelliği evet. De bir başka güzel. Elmalının manevi güzelliği bir başka güzel. Yani bütün güzellikler bir arada elmalımızda ve elmalımızın pek çok dağlarında dahi zamanında yerleşim sağlanmış çok değerli büyüklerimiz, Allah dostları Elmalı'ya hakim tepelerde ve Elmalı'nın içerisinde ertundurlar. Yani elmalımızı bu manevi insan büyüklerimizin koruduğu kanaatini taşıyorum. Ve Elmalı gerçekten manevi yönlerinde çok zengin bir... Sayın Başkan, önümde şöyle bir yazı var. Sinani Ummi, evet. 16. yüzyılın tasavvuf şairlerinden. Evet. Aynen şöyle söylemiş. Gül alırlar, gül satarlar. Yani Elmalılar için bahsediyor. Evet. Gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar. Gülü gülle tartarlar. Çarşı pazarı güldür satarlar. Gül. Evet. Ne güzel bir durum. Yani biliyorsunuz bu gülün çok başka bir özelliği var. Peygamberimizin kokusunu taşıyan bir bitkimiz. Çok önemli ve değeri var. Tabi Elmalı'da da böyle güzel manevi değerli yüksek olan bir yer olduğu için de böyle bir özdeşleşmiş. Peki şimdi kritik soruya geliyorum. Evet. Bu kadar fazla konuştuk, bu kadar fazla reklamını yaptık. Evet. 15 bin nüfusunuz var. Vatandaş memleketten çıkıp gelse Antalya'ya 110 kilometre uzaklıkta. Evet. Biz 110 kilometre buraları gezip görüp tekrar Antalya'da gidip kalmak olmaz, zor. Evet. Gelip kalacak tesisleriniz var mı? Şimdi ilçemizde bu son 3-5 yıldır yapılmaya başlandı. Tabii geçmiş yıllarda yoktu ama şu anda birinci sınıf olmasa da, 5 yıldız olmasa da Elmalı halkı misafirperverdir. Yani kimse aç başlıkta kalmaz. Peki. Evet. Peki. Evet. Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Evet. Elmalı Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Altıntaş setimizde konuğumuzdu. Ve ilçesini bizlere Sayın Kaymakam'la birlikte çok iyi ifade etti. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de misafirperverliğinizden dolayı. İnşallah ben de diyorum ki 50.sinde buluşmak üzere diyorum. Tüm i̇nşallah. Teşekkür ediyorum. Çok yani da. Siz çünkü turun kraliçe etabı oldunuz. Allah razı olsun. Dolayısıyla bu etap bundan böyle de devam eder. İnşallah 50.sinde buluşacağız. İnşallah. Peki, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Başkan'a da teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Bir kırklık bir mesafe kaldı ön grupla, öndeki üçlü grupla arkadaki gelen büyük grup arasında 21 kilometre kala yarışın bitimine. Nasıl gidiyor hocam yarış? Zaten çok kısa bir süre sonra öndeki üçlü grup muhtemelen yakalanacak ama yokuşa girmeden önce mi yakalanacaklar? Çünkü yokuşa yaklaşık bir 10 kilometre kaldı. Vallahi çok yüksek bir tempo var şu anda. Yani şuradan anladığımız kadarıyla. Aa, bu sefer değişti. Kraliyen şimdi Kolombiyalılar önde değiller. Kolombiyalılar önde değiller. Bretanya Şesay'ın Viromen takımını görüyoruz.
onların Florian Gio liderleri. Bu arada enteresan tipler geliyor. 205 no'lu sporcu Erik Rosel, Net Up takımından, Team Net Up'tan genç bir sporcu. 215 Erik Rosel ilk onda tırmanabilir deniyor. Hiç benim neredeyse duymadığım sporcu. Grimmy Brown gördüğünüz 13 numara sporcu. Dünkü önde giden sporcuydu. En öndeki giden Grimmy Brown'dı. Ne yazık ki ayrılacak. Arkasından Mark Renshaw götürecekti Tom Boonen'i. Ayrıldı ama ikisi takıldılar birbirine. Mark Renshaw'la Theo Bost ve düştü. İşte bu gördüğünüz o kendisi de bir sprinterdir. 13 numara Grimmy Brown da önemli bir sprinterdir. Yani dünkü yarışta getirenlerden birisiydi Grimmy Brown. Evet. Evet. Grimmy Brown'un yokuşu önde çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü o bir sprinter. Mesela izleyicilerimize kolaylık olsun diye söylüyorum. Çok bilinmeyen bir isim daha var. MTN Kubeka takımından Dennis van Niekerk, Hollandalı sporcuları Dennis van Niekerk'i hazırladığı söyleniyor MTN Kubek'in. Kubek'in özür dilerim. Ben Dennis van Niekerk'i daha önce ben de bilmiyordum. Onu da göreceğiz. Gerçekten bu tahmin edilen sporcuların ilk 10'da, ilk 20'de, ilk 20 bile çok büyük başarı tabii ki. Çıkıp çıkmayacaklarını bugün de göreceğiz. Ben nasıl Gazipaşa Alanya etabında, işte ilk etaptır, ilk etapta kimin güçlü olacağını göreceğiz derken sprinterlerden bahsettiysem, bugün de genel klasmanı alacak ilk 10 kişinin aşağı yukarı belirleneceği bir etap olacağını söyleyebiliriz bugünkü etabında. MTN'den Deniz van Niekerk'in numarası da 176. Bir de orada Jaco Venter denen bir sporcu var. Jaco Venter de 177. Yani 176 ve 177 MTN'den yokuşu iyi çıkan sporcular olarak söyleniyor. Sergei geçen sene de aslında iyi çıkmıştı bu yokuşu. Sergei Grechin, Torku Şeker Spor'un Ukraynalı sporcusu. Bakın yayla seralarını görüyoruz şimdi. Ben bu kadar çok 6000 dönüm seradan bahsediliyor buralarda. ÇSF. Burada yetkililerin verdiği bilgiye göre Elmalı Ovası 350 bin dönümden bahsediliyor ve ekilebilir bölümünün 200 bin dönüm olduğu söyleniyor. Hep az önce de söyledik, bu ova milattan önce 4000'li yıllarda bir iç deniz veyahut da gölmüş, yani sulak bir alanmış. Bu arada bu Elmalı hazinelerinden bahsederken bir şahsiyetten de bahsetmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu hazineleri Özgen Acar Bey'den de bahsetmek lazım. Çünkü 1984 yılında Elmalı'ya yakın bir bölgede, ki oranın ismi neydi? Gölle başlayan bir ismi vardı. Onu notlarıma hemen bakayım. Antalya Elmalı yol çizgisinin hemen kuzeyinde Kral Mezarı ile, evet, Gökpınar Köyü arasında bulunmuş. Bu yüzyılın definesi, yüzyılın hazinesi olarak belirleniyor. Ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Özgen Bey bir şekilde rastlıyor, bildiriliyor ve çok büyük bir bölümü tekrar Türkiye'ye getiriliyor, öyle değil mi hocam? Özgen Acar'ın, Sayın Özgen Acar'ın sadece o değil, o çok sayıda bu işin peşinde olduğu ve Türkiye'ye getirdiği eser olduğunu biliyoruz. Kendisini saygıyla anıyoruz buradan.
1 dakika 20 saniye var. Yarışın bitimine 16 kilometre, 5-6 kilometre sonra bu balayı dakikaları geride. Vallahi kalacak. Şu anda pek balayı değil. Şu anda çünkü CSM takımı tempo yapıyorlar. Gördüğümüz yeşil, açık yeşil. Çok az da olsa bir eğim var. Var, var. Yavaş yavaş ön taraflara gelmeye başladılar. Çünkü yokuşu önde başlamak niyetindeler. Yokuşu önde başlamak tabii çok önemli. Ama yani biliyorlar mı bilmiyorum ki yokuş çok uzun ve önde ne kadar başlasalar da eğer formda değiller ve bu konuda yetenekli değillerse gerçekten öldürücü bir yokuş. Europcar geldi şimdi. Team Europcar geldi öne. Team Europcar tabii tempoyu belki yavaşlatmak için geldi. Çünkü Team Europcar'ın sporcusu Throw önde. Throw öndeyse o zaman niye gelmek geçmek istesinler? Bu tempoyu yavaşlatmak ön taraftaki o koordinasyonu bozmak için gelir. Yani arkadaki koyu yeşilliler, o öndeki açık yeşilli CSF takımının arkasına geçenler. Dün Torku Şeker sporlu antrenörlerle yaptığımız konuşmanın detayları hakkında da bilgi verirseniz. Özellikle Mustafa'nın da bu tırmanışa hazırlandığını söylüyorlardı. Sadece Mustafa değil tabii. Aslında onların tabii genel klasmandaki onların adayları Andrei Mizurov. Andrei Mizurov'u buraya hazırlıyorlar. Yani Torku'nun başından beri ki genel klasman için hazırladığı sporcusu. Yani hazırladı derken demek ki en formda sporcu o ki ve yokuş yeteneği en yüksek olan sporcu o ki Andrei Mizurov Astana'dan transfer ettikleri bir sporcu. Andrei Mizurov'u bugün ne kadar başarılı olup olmayacağını göreceğiz. Tabi Nazım Bakırcı da, Nazım da Türkiye'de yokuştaki yeteneğini kanıtlamış bir sporcu. Bir de tabii ki büyük profesyonel De La Fuente var. Şubat ayında transfer ettikleri De La Fuente var. De La Fuente konusunda biraz kapalı kutu çünkü son 40 gününü İspanya'da antrenman yaparak geçirdiği için Torku Şeker Spor yöneticileri onun form durumu hakkında aslında bizim kadardı herhalde. Onlar da çok bilgi sahibi değillerdir. Şu anda öndeki üçlü grup ekranlarınızda, o grubu tekrar saymak gerekirse hocam. Bunlar Torku Şeker Spor takımından Sergei Grechin, 2 Vini Fantinicelli İtalya takımından Mauro Pinetto ve 3 Team Europcar'dan Bjorn Troll. Acaba o mu yoksa Osat Polkoviçeli? Hayır, Polkoviçeli sporcu geri kaldı. Zaten onun forması ayrı. Bjorn Troll, Mauro Pinetto ve Sergei Grechin. Eskihisar'dan geçiyor şimdi bisikletçiler. Arkadaki grup daha doğrusu. United Healthcare takımını görüyoruz. Yokuşa hazırlanıyoruz yavaş yavaş. Biraz sonra yanından küçük bir ırmağın aktığı olasılıkla eriyen karların küçük de olsa, dar bir ölçekleri olsa coşkunlaştırdığı çok güzel bir doğa parçasından geçeceğiz. Ve Değirmendere Köprüsü'nden sonra yokuşa sarmaya başlayacak bisikletçiler. Evet, bizim için çok güzel olan ama onlar için çok da güzel diyemeyecekleri, farkında bile olamayacakları bir güzellik. Tempoyu sizin de dediğiniz gibi yokuş öncesi mi yakalamak isterler, yokuşta mı derken yokuş öncesi yakalamak istedikleri belli oluyor. Özellikle CSF, yani soldaki yeşil, açık iki açık yeşillinin çektiği CSF takımı, İtalyan takımının tempoyu çok zorladığını, çok yükselttiğini görüyoruz. Ama mesafenin de hızla azaldığını görmekteyiz. Bu arada
kanadı öndeki sporcular 3 kişi gittikleri için ve rüzgara karşı da gittikleri için çok yorgun olmalılar. Şimdi etap sonundaki derecelerine baktığımızda bu 3 sporcunun 244, 235 ve 197 nolu sporcuların çok geride kalabileceklerini görebiliriz. Yani en büyük farkı bunlar yiyebilirler. Şu anda Omega Pharma takımı çekiyor. Omega Pharma takımı da Sorge Powell için hazırlanıyor. Omega Pharma Sorge Powell tempoyu hala yüksek tutuyor. Bu arada bir sporcu görüyoruz. Karşıdan karşıya geçen bir sporcu değil. Kolombiyalılardan bir tanesini görüyoruz. Bisikletini kaldırarak gittiğine göre çok büyük bir mekanik arızası olmuş olmalı. Evet, yavaş yavaş yokuş başlıyor. Bu arada Greşkin ve Atana, yani Tron'un Atana, ancak Torku Şeker Sporlu Greşkin yanıt verebildi. Tim, özür dilerim, Mauro Finetto geride kaldı. Bu arada böylece iki sporcu önde kalmış oldular. Evet, dediğimiz köprüden şimdi yavaş yavaş başladık tırmanmaya. Yarışın baş hakemini görüyoruz. Avusturyalı hakem. Hakemler genellikle arabanın üstünde bellerine kadar çıkarak olup biteni görmek için orada izlerler. Turo ve Gretchen kaldı sadece önde giden. Soyasan takımını görüyoruz. Soyasan force ediyor. Biris Bey'i görüyoruz. Bu arada Toro yalnız kaldı. Gretchen de yavaşça ayrılmaya başladı ondan. Gresham, yani acaba yoruldu da mı ayrılıyor, yoksa arkadan gelen arkadaşlarına destek verebilmek için mi kaldı? Ama Soyason'ı görüyoruz. Soyason turun favori ekiplerinden birisi olarak gösteriliyordu. Bunu geçen etaplarda da söylemiştim. En az 5-6 sporcusuyla beraber öndeler. Lastik patladı herhalde bu arada. Lampreli sporcunun ön jant değişecek şimdi. Sergey'i bekliyor takım arkadaşlarını. Konya Torkus Şeker Spor'u öğren oyuncu. Peki, şimdi artık bu yokuşa girdiğimize göre bu coğrafi yapıyla ilgili de yine sevgili Yaşar'dan hemen bilgi alalım. Yaşar'ı bir kez daha sizlere hatırlatayım. Şu an itibariyle belki ekranlarınızın başına geçmiş olabilirsiniz. Antalya Elmalı etabındayız. Ne oldu hocam şu anda? Kramp girmiş olması lazım. Bence düşmedi o. Bence kramp girdi ona. Evet, Yaşar Erkin yine yanımızda. Elmalı bölgesiyle ilgili çok yetkin bir şahsiyet Yaşar Erkin, karayollarından. Bir kere Değirmendere Köprüsü'nden sonra yukarıya kadar bir mesafe ne kadar?
Değirmendere Köprüsü'nden sonra yukarıya kadar yaklaşık 11-12 kilometrelik bir mesafe. Sürekli olarak bir tırmanış var. Şu anda geçtikleri bölgede ara ara var. Yapraklı Köyü, Güyü Köyü şu anda önde giden sporcu tırmanışa başladı bu bölgede. Peki burada Yaşar Bey 3 aşağı 5 yukarı eğimin en düşük ve de en yüksek olduğu an nedir? Bu bölgede ilk 7 kilometrede ortalama eğim %8, maksimum eğim %10'ları görüyor bu kısımda. Genelde bu bölge ardıç ormanlarından çevrili. Ondan sonra son 3 kilometrede eğim %10'ları görüyor ortalama. Maksimum da %13'leri görüyor. %13'e kadar çıkıyor. Evet. Hemen hocaya dönüyorum. Hocam %13'lük eğimi nasıl okursunuz? Çok yüksek bir eğimdir. Muazzamdır yani. O birkaç defa arabayla gelirken farkındaysanız araba bile zorlandı. Arabanın devrini çok düştüğü bir yerdi. İşte oralar yani kısaca anlatırsak. Peki orada arabanın devri bu kadar düştüğüne göre insan devri ne yapsın hocam? Evet. Bisikletçi devri. Göreceğiz. Peki Yaşar Bey siz burada bu virajlarda başka bir bölgeye benzettiğiniz, başka bir yarışa benzettiğiniz bir etkinliğiniz de var. Onu da alalım sizden. Abdüez, Fransa turundaki Abdüez etabında genelde o bölgedeki seyirciler yazılar yazıyorlar belli noktalara, yörelerini tanıtıcı. Biz de bu sene bir değişiklik olsun dedik. Çok programlı listesinden 11G'den mobilya bölümü öğrencilerine dün böyle yöremizi tanıtıcı, işte 661. Elmalı Yağlı Güreşlerinin tanıtıcı bir yazı İngilizce. Siz bu arada tabii etabın başına yola bir yazı yazdınız. Evet, hazır mısınız? Hazır mısınız diye. Bir de tam o yokuşların ortasında başka bir yazı yazdınız. Nasıl gidiyor? İmalı bir yazı olmuş. Hemen yan taraftan da özellikle yokuşa tırmanırken soldan akan bir su var. O sanıyorum dağ suları aşağıya. Evet, kar suları yukarılardan akan. Aşağıda Güyü Deresi'nde birleşiyor bütün sular. Oradan Değirmendere bölgesine giriyor ve Karagöl'e doğru akıyor. Karagöl bölgesine de sular o bölgeye kadar gidiyor. Peki, şimdilik tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine bilginize başvurabiliriz Yaşar Bey. Evet hocam, yarış nasıl gidiyor? Bu arada bence yani Konya Tolku adına kötü bir haber. Nazım Bakırcı Türkiye'nin en iyi yokuşçularından bir tanesidir. Nazım ilk kalanlardan oldu maalesef. Hemen yokuşun başında 9. kilometrede 242 sırt numarasıyla gördük. Ben yani hani Konya Tolku Nazım'ı da hazırlıyorlar derken Nazım ilk kalan geride kaldı. Geride kaldı evet. Tro tek başına kaldı. Bjorn Tro. Yüksek tempo gidiyor. Sojasu'nun önde hızlı çeken sporcularından bir tanesi geride kaldı. Yani Sojasu'nun ya Briz Feu hazırlıyor. Göreceğim şimdi. Yani 181 nolu Briz Feu. Evet, 11 saniyelik farkla yarışı bitimine 8 kilometre kala yarıştaki öndeki bisikletçi. Troy, Europcar'dan Troy'u görüyoruz şimdi. Tabii 11 saniyelik fark bir hayli az. Fakat sonuna kadar böyle bir toplu bitiş olacak mı? Bu çok enteresan. Ama şuradaki en enteresan şey Andrei Greipel'in burada olmasıdır. Yani Andrei Greipel'in genel bu kadar takım... önemli... Genel klasmandaki yerini bırakmak istemediğini de gösteriyor. Gösterir ama Andrei Greipel bir sprinter. Yani Andrei Greipel'in buraya kadar gelememiş olması gerekir. Demek ki Andrei Greipel aslında çok formda. Ya da sprintten ziyade belki genel klasiklerde yarıştığı için. Andrei Greipel klasiklerde yarıştı. Bahar klasiklerini yarıştığı için çok formda geldi. Ve oradaki yokuşlar için de hazırlandı. Gerçekten komple bir sporcu haline gelmiş Greipel. Evet, bu çıkış tabii biraz uzun sürecek. Dolayısıyla bu çıkış esnasında da minik minik röportajlar yapacağız. Son sözünüzü alalım röportaja geçmeden önce. Son Konya Tolku Şeker Spor'dan bir sporcu gördüm. Eğer o Andrei Mizurov'sa en önde gördüm Andrei Mizurov'u. O zaman demek ki sizin de baştan söylediğiniz gibi Andrei Mizurov'u genel bireysel sıralamada iyi bir yerde hazırlamak istiyor Konya Tolku Şeker Spor. Ömer Yavru'nun bir konuğu var. Hemen çerçeve açıyoruz. Mikrofonda Ömer.
Çok teşekkür ediyoruz. Aydın Güney yanımızda, organizasyon direktörü. Sayın Güney, her şey aynı şekilde devam ediyor galiba. 1200 kişi gibi dev kadro. Evet, nasıl organizasyonla? Devam ediyoruz. Tabii organizasyon büyük bir lojistik gerektiriyor. Aynı şekilde devam ediyor. Bizim için en önemli etaptayız şu anda. Finişe de 8 kilometre var. En zor lojistiğimiz buradaydı. Bundan sonra da İzmir'de olacak. Ama aynı şekilde tabii ekiplerimizin de artık son derece profesyonel olması sebebiyle problemsiz gidiyoruz. Kaç araç her gün yol alıyor? Biz yaklaşık 1200 kişilik bir ekip hareket ediyor. Bunun için 250'den fazla aracımız var. Ama Türkiye genelinde, yani bütün etaplarda toplamda 5000'den fazla insanı koordine ediyoruz. Çünkü yerel polis ekipleri, belediyeler, valilikler hepsini organizasyona emek veren insanlar olarak alırsak 5000 kişiden fazla. Bir sonraki, birkaç etap sonra daha doğrusu özellikle Berem Ana Tepesi var. Orası yeni bir etap olacak. Orayla ilgili de bir kısa değerlendirmenizi rica etsem. Aslında biz her yıl yeni etaplar koymak istiyoruz yol durumlarına göre. Bu yıl uzun süredir aklımızda olan Meryem Ana Tepesi'ni koyacağız. Hem ikinci tırmanış etabı olacak, hem de çok güzel bir nokta. Hem Efes'i, hem Meryem Ana'yı, hem Selçuk Kuşadası bölgesini tanıtması açısından. Ve ikinci bir etap olması sebebiyle de son güne kadar genel klasmanı biraz belli etmemek için bunu koyduk. Güzel bir etap olacağına inanıyorum. Son bir cümlede dünkü etapla ilgili bazı eleştiriler var. Sayın Açıkhan, Abdurrahman Açıkhan da etapta bazı değişiklikler olabilir dedi. Bununla ilgili bir düşüncenizi almak istiyorum. Aslında etapla ilgili eleştiri yapılmasına hiç gerek yok. Çünkü 2010 yılında Fransa turunda 300 metre kala 3 kişi geçebildi palatondan. Bu yol çok genişti. 12 metrelik bir yoldu. Sadece öndeki sporcunun tekerinin patlaması veya bir problem yüzünden oldu ki bu olabilir. Bu son derece normal. Etapla ilgili eleştiri... olması ve yorulmamaları gibi... Etapla ilgili şimdi bunlar hepsi profesyonel sporcular. Çok güçlüler. Etap düz ve biraz kısa geldiği için son düzlüğe çok sert giriyorlar. Ama açık konuşayım, bu 200 kilometrede olsa aynı hızla girecektir bu çocuklar. Değişiklik düşünüyor musunuz? Kesinlikle sürekli düşünüyoruz. Yani her yıl değişik etaplar koymamız gerekiyor ki bu hem yarışın dinamiğini hem bizim dinamiğimizi sağlasın. Eğer aynı etaplar olursa ilgi azalır. Çok teşekkür ederim. Biliyorum çok zamanınız dardı. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Levent Özçelik. Teşekkürler sevgili Ömer ve Aydın Güney'e de teşekkür ediyoruz. Gerçekten Aydın'ın da turun organizasyonunda çok önemli katkıları var. Ve tırmanış devam ederken son durumu hemen hocamdan alıyorum. Omega Pharma'dan Serge Powers'ı görüyoruz şimdi. Bu bana sürpriz geldi, Serge Powers'ın atağı. Bakalım arka taraftan yakalayabilecekler mi Serge Powers'ı? Europcar'ın Afrikalı sporcusu Natnael Berhane'yi görüyoruz ama onu grup şimdi yakalayacak. Mustafa'yı görüyorum şu anda. Grubu Mustafa getiriyor Torku Şeker Spor'dan. Ama sonuç olarak evet, gördüğünüz Serge Powers var. Omega Pharma Quickstep takımından. Değerli seyirciler, Bisiklet Federasyonu bu olayı organize ederken, Bisiklet Federasyonu yeni bir oluşum değil. Daha önceki yayınlarımızda da ifade ettim. Türkiye'de bisiklet sporu futboldan çok daha eski bir tarihe sahip. İlk federasyon başkanı rahmetli Muvaffak Menemencioğlu 1884 doğumlu ve de 1900'lü yıllarda Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yaptıktan sonra 1923'te İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşuyla Bisiklet Federasyonu'nun ilk başkanı oldu. Ardından Hüsnü Naili Seden, Talat Tunçal, Hamdi Ayvalı, Necdet Baykut, Feridun İncula, Ergun Hiç Yılmaz, Cemil Ergen, Hürrem Solaklar, Yavuz Çakır, Ünal Tolun, Yalçın Aslan ve Ömer Şahin'den sonra Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun başkanı, 14. başkanı Sayın Emin Müftüoğlu şu anda yanımda ve iki Torku Şeker sporlu bisikletçinin de görüntüye geldiği bir ortamda hemen Sayın Müftüoğlu'na dönüyorum. Sayın Müftüoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada hocam hemen bu gelişmeyi de aktaralım. Bu arada Andrei Mizurov'un atak yaptığını görüyoruz. Özür dilerim, De La Fuente'yi görüyorum. Zaten De La Fuente'yi de hazırlayacaklarını söylemişti dün Torku Şeker sporlu antrenörler. Yarışta son 6 kilometre ön grupla arka grup arasında 16 saniyelik bir mesafe var. Öncelikle nasıl gidiyor tur? Hemen kısaca onu alalım. Çok iyi gidiyor. Sorunsuz şu ana kadar geldik. Gerçi dün biliyorsunuz finişte yaşanan bir olay vardı ama o da zaten bu işin aslında var.
Yani bu, şu ana kadar bence organizasyon açısından en ufak bir sıkıntı olmadan geldik. Torku Şeker Spor'da gayet iyi gidiyor genel görüntü olarak. Ve onun dışında sabahleyin 4 tane mayonun 2 tanesi Türk sporcuydu. Bu ben federasyonum adına ve ülkem adına gurur duyduğumu söyleyebilirim. Bugüne kadar ikinci etap da olsa hiç böyle 4 formanın ikisi Türk sporcuda hiç olmadı. Bu Türk sporunun da Türk bisikletinin de belli bir noktaya geldiği, sportif açıdan da artık sadece organizasyon yapan değil, sportif açıdan da belli bir noktaya geldiğini ortaya koyuyor. Sayın Müftüoğlu, bu bir gerçek ama bari başka bir gerçek de var. Gerçi siz Dünya Bisiklet Federasyonları Birliği Yönetim Kurulu üyesine seçildikten sonra verdiğiniz bir demeçte Armstrong'un dopinginin tam 7 yıl sonra ortaya çıkmış olmasının da aslında sıkıntı verici bir olay olduğunu, tartışılması gereken bir olay olduğunu eğer kendisi söylememiş olsaydı nasıl bilecektik şeklinde bir ifadeniz vardı, bir demeciniz vardı. Evet. Bu noktada tabii bu yokuş olunca aklıma geçen yıl geldi. Bu etabı birinci sırada bitiren Dabrowski daha sonra doping çıktı. Evet. Her ne kadar bireysel anlamda sporcuların bu konuda sorumlulukları olsa da yine de bizim bir takımımızın sporcusuydu. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Dün yine ilk gün Konya Torku Şeker Spor Başkanı'yla, bugün de sabah yine antrenörleriyle, herkesle görüştüm. Bir şey olmadığını ve bu konuda yani hem kendilerine hem de ülkemize zarar vereceklerini sabahleyin yine ifade ettim kendilerine. Hiçbir şey olmadığını, sağlam olduklarını söylediler. Yani artık geçen yılki olay bir kazaydı, bir iş kazasıydı diyelim. Öyle söylediler çünkü yabancı olduğu için bize tamam dediler. Dedim ki aynısı yine olmasın. Hayır dedi, bu defa çok işin üstünde duruyoruz dediler. İnşallah o olmaz. Demin ben Reci'den geliyorum içeriden. Evet. Geçen seneden burada ellerinde hiçbir görüntü yok. Arkadaşımız orada bir dili sürçmüş olabilir. Dili sürçtü çünkü özellikle gittim tekrar baktım var mı geçen seneden bir görüntünüz? Yok dediler. Onun için onu da hatırlatmakta yarar görüyorum. Burada çok enteresan. Demek ki söylenen hani her söz bir şekilde dikkat edilerek söylenmesi gerekiyor. Oradaki dağların tepesindeki karlı görüntüler arkadaşımızın da geçen yılki görüntüleri olduğunu. Gerçi fark etmez, dağlar aynı değişmiyor evet, ama evet, dediğiniz evet. gibi bugünkü orijinal görüntüler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şu anda Torku Şeker Sporlu bisikletçi de arka grubu önde çekiyor. İnşallah hayırlı bir sonuç olur. Hem ülkemiz adına, hem takımımız adına, hem de Türk sporcuların şuraya kadar gelmesi, Fevzi abi bunu çok daha iyi bilir. Buraya kadar gelebilmesi çok mutlu etti. Şu anda kaçıncı olduğunun önemi yok. Son 6 kilometreye Türk sporcunun gelebilmesi demek, önde gelebilmesi demek herkesten çok büyük bir olay benim açımdan. Son 6 kilometreye giriyoruz. Önümüzdeki yıl etaplarda özellikle Alanya-Antalya etabında biraz daha zorluk yaratmak adına yokuşların olabileceği girişler yapılabilir mi? Öyle bir şey düşünülüyor mu? Düşünülüyor. Gelecek sene varyantı aşağıdan yukarı çıkmak gerekiyor. Aşağıdan yukarıya doğru çıkılacak. İleriden Konya adından geliyor. Anladım. Bu arada tabii şunu da söylemek lazım. Daha önceki yıllarda geçilen etaplarla ilgili olarak o yörelerin belediye başkanları olsun, ülke amirleri olsun yine aynı yerden geçilmesini istiyorlar. Ama sizler farklı etaplar koyarak çeşitlilik yaratmak istiyorsunuz. Bu konuda beldelere, ilçelere, tura katkı sağlamaları durumunda etap herkese geçilebileceğini... Herkese açıyoruz. Evet, yani teklifleri açıksınız. Önceden yılbaşında kadar bize bildirirlerse, yani Eylül-Ekim'de hepsini yaparız. Peki, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok, çok teşekkür ediyorum. İyi bir yayın yapıyorsunuz. TRT'ye de 3 kanalda yayın yapan TRT'ye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı, stüdyo konuğumuzu değerli seyirciler. Torku Şeker Spor'dan De La Fonte İspanyol. Şimdi Kevin Sedraers atak yaptı Astana'dan. Şu ama anda az önce oydu değil mi hocam? Evet. Şu anda çok büyük bir atakla öne geçti. Öne geçti derken daha doğrusu grubun önüne geçti. Yakalamak üzere. Belçikalı sporcu Kevin Sedraers çok önemli bir yokuşçudur aslında. Arayı hemencecik açıverdi birden. Gördüğünüz sporcu, Astana'nın sporcusu Kevin Sedraers. Kaç numaramız? 6 numaralı sporcu. 6 numara Kevin Sedraers yarışı önde götürüyor. 10 saniyelik Europcar'dan bir biraz farkla. biraz önceki o Afrikalı sporcu dediğim Berhane girdi arkaya hemen. Berhane eğer yanlış anımsamıyorsam
Dünya Bisiklet Birliği UCI'nin Lozan'daki kampından yetişmiş bir sporcu. O da iyi bir yokuşçu. Oraya giden bizim sporcularımız da var değil mi hocam? Var ama yok, hepsi geri döndüler artık. Memleketi mi çok fazla özlüyor? Herhalde özlüyorlar ki kimse... Bu da çünkü tartışılan bir konu. Evet, özlüyorlarmış yani, gerçekten. Evet, orada o kültüre çok fazla adapte olamamaktan kaynaklı. Oysa kalmış olsalar çok önemli olacak, öyle değil mi? Olmaz mı? Tabii ki, tabii ki. Cofidis'leri görüyoruz. Kevin Saldrais'i galiba yakalayacaklar mı? Yok, hayır. Farkı koruyor Saldrais. Ama... Geçen seneki gibi geçmiyor yarış. Yani geçen senekinden daha az farklarla sporcular yerleşecek gibi görünüyor. Geçen sene başka faktörler olduğu için ama hayır, yarış daha rahat geçmişti. Gabrovski için. Evet. Bu sene çünkü o yokuşun farkında sporcular. Yani bitmez tükenmez bir 10 kilometre. Saldrais, Kevin Saldrais genel bireysel sıralamada 102. sırada. Eğimin en fazla olduğu bölümler son 3 kilometre. Saldrais 55 numara ve de 191. Atak yaptı Europcar'lı sporcu. Omega Pharma Quickstep'ten Pauls, Sergei Pauls atak yapıyor. Bu arada Cameron Mayer'i gördüm. Orica Greenwich'ten Cameron Mayer arkada. Yani arkadaki şu grubun önünde. O da çok önemli bir sporcu. Genel klasmanı oynayan sporculardan bir tanesi. Arada sadece 12 saniyelik bir fark var. Önde Astana'dan Kevin Saldrais. Hemen arkasında Sergei Pauls, Omega Pharma Quickstep ve daha sonra 191 sırt numarasıyla Team Europcar'dan Natnel Berhane 67. sırada. Genel bireysel sıralamada arkadaki grupta ancak Greipel pozisyonu koruyor mu? Yok, geride kaldı. Geride kaldı. Maxim Belkov'u görüyoruz. Katusha'dan geride kaldı. İlginç taktikler dönüyor bu arada. Europcar'ın iki kez Afrika şampiyonu olan sporcusu önde. U20'de yani 2012'de U20'de 2013'de Afrika şampiyonu olmuş. Çok iyi tırmanan bir sporcu. Europcar'ın gördüğümüz Afrikalı sporcusu. 22 yaşında sporcu. Artık yarışta son 3 kilometre değerli seyirciler. 22 yaşındaki bir sporcunun 2012'de Cezayir turunu alan sporcu olduğunu da söyleyelim. Yani Omega Parmalı'nın yanına gelen kim hocam, onu geçen? Şu anda ters ışıktan göremiyorum. Astana ve Europcar önde. Bunlar ayrı, evet. Arkada Omega Pharma Quickstep, Sergei Pauls. Sergei Pauls'un da önüne geçti ve öndeki ikiliyi yakalamak evet, üzere. Evet, tabii ki, tabii ki. Arkasında Pagani'yi görüyoruz. Pagani, Valvole'den Pagani'yi görüyoruz. Pagani'nin numarasını da izleyicilerimize söyleyelim. Pagani numarası 107. Angelo Pagani 107. Genel bireysel sıralamada 125. sırada. Angelo. Arkadaki grup tarafından yakalandı şu anda. Mustafa Sayar'ı şu anda. Pauls. Mustafa Sayar atak yapıyor şu anda. Mustafa'yı görüyorum. Arkasından Kolombiyalı sporcu girdi Mustafa'nın arkasına. Mustafa 248 numara değerli seyirciler. Çok güzel. Mustafa daha sert çeviriyor ona göre. Arkadaki Kolombiyalı daha seri. Şu anda Mustafa 4. sırada yarışı götürüyor. Öndeki üçlünün hemen arkasındaki grubun önündeki çeken. Çok ilginç. Evet, 4. sırada Mustafa Sayar şu anda. Pagani'nin hemen arkasında Mustafa Sayar. Şimdi en sert olduğu yerlere geliyoruz.
Astanalı sporcuyu Kevin Sedrael'si aslında rahat görüyorum. Bir de tabii bu kadar uzun yokuştan sonra Joachim Rodriguez mesela var Katuşa takımında. Joachim Rodriguez, evet şu anda Kofidis'i görüyorum. Kofidis sporcusunu. Örneğin Katuşa'dan Joachim Rodriguez gelir son anda birden atak yaparak son 200-300 metrede 10-15 saniye fark açar. Acaba böyle birisi var mı grup içinde? Onları göreceğiz. Europcar'dan 191 numarayla Natnael Berhan üstünlüğünü devam ettiriyor. Mustafa şu anda yanına kadar sokuldu Seldra Yersin. Şu an arka grup ekranlarınızda son 2 kilometre. Mustafa Sayar, Seldra Yers, Pagani, Atapumo ve Mustafa Sayar. O grupta Mustafa Sayar hatta şu anda 3. sırada. Eğimin en fazla olduğu %8'den aşağı değil şu anda. Antalya Elmalı Güğübeli etabında 150 küsur kilometrelik etabın sonuna gelmeye çok yaklaştı. Mustafa Sayar 2. sıraya yerleşti. Evet. Şu an için Mustafa Sayar için neler söylersiniz hocam? Çok sert kullanıyor Atapuma. Bakın sağdaki gördüğümüz Atapuma var. Bence hatalı çocuklar. Evet neyse. Çünkü Atapuma düştü. İyi. Ben Atapuma'dan şüpheleniyordum arkadaki Kolombiyalı'dan. Netap'tan Portekizli. 7 saniyelik bir fark var öndeki grupla sporcu, arkada gelen grup arasında. Costa Pimenta geçti. Galiba Costa Pimenta görüyorum Netap'tan. Mustafa Sayar 2. sıradaki yerini koruyor. Önde Europcar'dan Berhane. Kolombiyalı yine yerleşti arkaya. Çünkü benim hep gözüm Atapuma'da. Kolombiyalı Atapuma çok bilinen bir yokuşçu. Son anda Atapuma atak yapar mı diye onu kolluyorum şimdi. Yani hemen Mustafa'nın arkasındaki sporcu. 152 şu anda numarasıyla. Mustafa önde çekiyor. Mustafa şu anda en öne geçti. Grubun en önünde Torku Şeker Spor'dan bisikletçimiz Mustafa Sayar. Mustafa Sayar'la ilgili hemen önde göründüğü sırada bir şeyler söylemek gerekirse hocam. Valla müthiş. Yani Mustafa Sayar'ın, ben Mustafa'yı ta çok gençliğinden beri biliyorum, izliyorum. Zaten çok iyi bir sporcuydu. Ama böyle dünya kalitesindeki sporcularla beraber Mustafa'yı bu düzeyde görüyor olmak benim için müthiş bir şey. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Andrei Vizirov gelseydi bu kadar çok sevinemezdim. Ama Mustafa'yı son bir kilometrelerde böyle görmek müthiş, müthişti. Hala da müthiş. Geçmiş zamanda değiliz, devam ediyoruz. Arkada sevgili Kadir Usta'yı görüyoruz. Bu şu gördüğümüz arkasında koşan, bisiklet için her şeyini veren ve dünyanın en iyi mekanisyenlerinden birisi, bir tanesi bence. Ürgüp'te yaşıyor. Şu anda Tur Radyosu ısrarla sürekli olarak Mustafa Sayar'dan bahsediyor. Türkiye'de yeni nesil bisikletçilerin başını çeken bir isim. O Kolombiyalı koptu. İyi. Şimdi şu anda ben Seldraers'i en rahat görüyorum. Çünkü Seldraers Mustafa gibi hiç kalkmadan, seleden kalkmadan çok rahat bir şekilde gidiyor. Mustafa Sayar ikinci etapta dün 22 Nisan'da 25. doğum gününü kutlamıştı. Son bir kilometreye girdik. Son bir kilometreye giriyoruz. Tour of Blida ve Tour of Cezayir'de ilk etabı kazanmıştı. Genel klasman liderinin hemen arkasından ikinci sırada yer almıştı. Sayar bu yarışmanın ardından yarışma seviyesinin bu denli yüksek olduğu bir mücadelede kazandığı ilk uluslararası zafer. Uzun antrenman kampları ve şikayet edeceğim bir sakatlık olmaksızın 2013 sezonuna motivasyon olarak daha iyi başladım. Cezayir'de elde ettiğim başarımı büyük ölçüde takım arkadaşlarıma borçluyum. Bana gerçekten çok yardım ettiler yorumunda bulunmuştu. Konyalı sporcu Almanya'nın Stefan Schumer ya da İspanya'nın Constantino Zaballa gibi kariyerindeki birçok Fransa turu tecrübesi bulunan tecrübeli isimleri geride bırakmayı başarmıştı o turda. İyi bir tırmanışçı olduğunu söylemişti.
şu anda yarışı ön sırada götürüyor. Klasman için yarışabilirim demişti bu tur öncesinde ve 150 kilometrelik Antalya Elmalı etabında son anlara yaklaşılırken Mustafa Sayar'ın üstünlüğü devam ediyor. Team Europcar'dan Natnael Berhane arkasında. Hemen arkasından Aslanalı geliyor. Arkadan Johan Bago'yu gördüm. O tehlikeyi. Kofidis'ten Johan Bago geliyor arkadan. Her durumda ilk 4 sıra garanti diyebilir miyiz Mustafa Sayar için? Hayır diyemeyiz. Çünkü hiç belli olmaz. Arkadan gelenin gücünü bilmiyoruz. Johan Bago 141 numaralı Johan Bago arkadan atak yaptı, göremiyorum şu anda. Yani Johan Bago ile arkalarında ne Mustafa kadar Mustafa Sayar var. Hedefim takımın başarısı için çalışmak, tur sürprizleri açık bir yarış ve hedefimiz ilk 3'e sporcu sokabilmek demişti. Favori etabım Elmalı etabı demişti. Artık son dönüşe yaklaşıyoruz. Bundan sonra son rampa. Mustafa ikinci sırada kaldı. Team Europcar ve Aslan atak yapıyor. Seldrayers. Mustafa 3. sırada. Angelo Pagani 4. sırada. Mustafa bırakmak istemiyor. Hemen sağında Team Europcar'dan Berhane, hemen solunda Astana'dan Kevin Seldrayers. Mustafa tekrar 2. sırada kendisine yer buldu. Son 300 metre hocam, ne söylüyorsunuz? Kevin Seldrayers arkada bekliyor diye düşünüyorum. Kevin Seldrayers çünkü gözlüğünü değiştirecek kadar formda görünüyor. Astanalı Kevin Seldrayers. Berhane'nin arkasında Mustafa Sayar. Son 250 metreye doğru yaklaşıyoruz. Mustafa Sayar 2. sırada. Kevin Seldrayers arkada bence tehlikeli görünüyor. Son 200 metrede geçti. Atak yaptı. Atak yaptı. Yurukkarlı atak yaptı. Evet, evet. Mustafa cevap vermek istiyor. Mustafa 2. sırada kaldı. Berhane yarışı almak üzere. Berhane yarışı almak üzere arkasından Mustafa Sayar. Üçüncü olacak Mustafa. Üçüncü sırada gelecek. Mustafa ile Kevin Seldrayers arasında mücadele. Mustafa Sayar üçüncü sırada bitiriyor. Çok büyük bir başarı. İkinci Seldrayers ve üçüncü Torku Şeker Spor'dan Mustafa Sayar oluyor değerli seyirciler. Kocasından 185 sırt numaralı Maxim Mederel'de dördüncü oldu. Gerçekten çok büyük bir başarı. Torku Şeker Spor'dan Mustafa Sayar Antalya Elmalı etabını, müthiş bir etap, Kraliçe etabı, son 10 kilometresi %8 ile %10 arasında büyük gereğine sahip olan bu etabı 3. sırada tamamlıyor. Yalnız başka bir şey daha var, genel klasmanda birinciliğe oturabilecek belki. Çünkü eski puanlarıyla beraber onu göreceğiz şimdi. Derhal bakalım genel klasmanda, çünkü Kraliçe'yi ciddi anlamda geride bıraktı. Mustafa Sayar. Felicitasyon Domates'a. 87. sıradaydı bireysel sıralamada. Bu arada şunu söyleyeyim, ben Natnael Berhane'nin 2 sene önceki Kopenhag'daki yarışını izlemiştim ve Eritreli yurttaşlara beraber fotoğraflarını çekmiştim delikanlının. Şimdi şeyini çıkarınca, kaskını çıkarınca tanıdım. Gerçekten çok büyük bir başarı Mustafa için. Kutluyoruz kendisini. Şu anda bilemiyorum tabii Mustafa'nın genel klasman durumunu. Yarışın son metreleri tekrar ekranlarınıza geliyor. Mustafa ikinci sıradaydı. Rüzgarı görüyor musunuz? Nasıl güçlü bir rüzgar. Çok zor koşullardalar. İşte 200 metreden sonra bekledi Berhane. Çünkü bir şekilde bir sprint gelecekti. Arkadakiler kaldırmadan o kaldırdı. Ve Berhane yarışı alırken ikinci sırada yer alıyor Kevin Seldrayers. Ve de şu anda işte Seldrayers'in hemen sağında, ekranlarınızın sağında Mustafa Sayar bisikletçimiz yarışı 3. sırada tamamlıyor. Elmalı etabının
birincisi Belhane. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız değerli seyirciler. Türksel Turbo 3G hız testi. Volkan abi sıfırdan 300'e kaç saniyede çıkıyorsun? Korkmayacaksan deneyelim. Ben başlıyorum çekmeye. Nasıldı ama? Sıfırdan 345 saniye Volkan abi. Videosu da var, yükledim YouTube'a. Şimdi indir de senin turboyu görelim. Hah, senin videonun cebe inişi 4 saniye. Ne? Vay be. Ben hiç böyle fark etmemiştim. Turkcell internet hızını turboya çıkardı. Volkan ışığın hızı Turkcell'in 3G hızını yakalayamadı. Turbo internet şimdi Turkcell'de. İnternetinizi turbolamak isterseniz turbo yazın 2222'ye yollayın. Turkcell 3G. Kolaysa yakala. Etkileyici tasarımıyla Fiat Fiorino şimdi çok daha yakışıklı. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Titrerim mücüm gibi baktıkça istikbalime baba. Oğlum biz senin istikbalini düşündük. Yani tüm birikimlerimizi denizde değerlendiriyoruz senin için. Onda ne var? Onu herkes yapıyor. Ama mevduat fonla çifte yatırım yapıyoruz. Yani tek hesapta hem vadeli mevduat hem de fon getirisiyle kazanıyoruz. Ya bütün banka sana çalışıyor. Vay. O zaman bana bir midilli bakmaya gidelim mi? Hayda. Oğlum senin de bir ayağın olsun ama ya. Merak etme cumartesi. Birikimlerin denizde, geleceğin güvende. Gelin siz de birikimlerinizi değerlendirmek için denize girin. Çünkü hayat denizde güzel. Annemin hırkası mis kokulu. Annem bir tanem mis kokulu annem. Köfte kokuyor bu. Akıllı Beko anneleri buhar destekli havalandırma programıyla çamaşırlarını 20 dakikada tazeliyor. Çamaşırları kokulardan arındırıyor. Asıl farkı onlar yaratıyor. Mevduat ve fona aynı anda tek hesapta çifte yatırım imkanı sunan Mevduat Fon Deniz'de. Aylık Mevduat Fon hesabınıza %8 faiz avantajı için siz de denize girin. Çünkü hayat denizde güzel. Beko çamaşır makineleri akıllı programları ve üstün özellikleriyle hayatımızı kolaylaştırıyor. Akıllı anneler Beko'yu tercih ediyor. Asıl farkı onlar yaratıyor. Anne, bu makine çok akıllı, aynı ben. İstanbul'da 1 milyonluk yeni şehrin çekirdeğinde Kayaşehir. Kayaşehir'in girişindeki cadde dükkanlar muhammen bedel üzerinden satışa çıkıyor. Son başvuru tarihi 26 Nisan. Giriş Kayaşehir, emlak konut güvencesiyle. Her an izleyebileceğim bülten ve son gelişmeler. Güvenilir yorumcular, sokağın nabzı, ünlü konuklar ve muhteşem goller. Hepsi internetin tek spor televizyonu Skorer TV'de. Boyayanlar diyor ki... Biz boyada hem iyi kalite hem... I want help for... David, David De La Fuente, good job for me, good help for me.
All team good help for me. Thank you very much everybody. David Pelafon, Terim kendisine çok yardımcı olduğunu söylüyor. Çok teşekkür ediyor. Herkese teşekkür ediyor. Tırmanışı çok seviyorum diyor Mustafa. My team tactic very much much rider in front first 20 because have general ilk 20 arasında takımın çok fazla sporcu sokmasının bir taktikleri olduğunu söylüyor bugün için. Don't feel good. I say I am feel good. Coming front, my front, help me. I last 3 kilometer for me good, good percent have for me very good percent. I was attack after have 3 maybe 2 rider my back, but other rider no work good for me. Son 3 kilometre kala atak yaptım. Diğerleri aynı atakları yapamadılar. Europe Car bisikletçisi Berhane'nin atağının çok iyi bir sprint olduğunu söylüyor ve kendisi için çok ama çok iyi bir pozisyon olduğunu söylüyor Mustafa Sayar. Biraz sonra Mustafa Sayar'ı biz de setimizde konuk edeceğiz değerli seyirciler. Kendisine duygularını, düşüncelerini alacağız. Gerçekten çok önemli bir başarının altına imza attı. Yani hani genel bireysel sıralamada turu birinci sırada bitirmekten sonraki belki de önemli addedilebilecek başarılardan birisi burayı üçüncü sırada bitirmek. Valla şimdi bakın gerçekten bu kadar büyük profesyonel arasında, bu kadar iyi yokuşçunun arasında, daha doğrusu hani tabeladaki görünen bu kadar iyi yokuşçunun arasında Mustafa'nın şuradaki mücadelesini, çıplak gözlerle izlediğimiz mücadelesini gerçekten diyecek bir şey yok, laf yok yani. 10 saat 48 dakika 27 saniye ile genel bireysel sıralamada Eritreli Berhane ilk sırada, Astana'dan Sel Dryers ikinci sırada, Torku Şeker Spor'dan Mustafa Sayar burada aldığı üçüncülükle genel bireysel sıralamada üçüncü sıraya yükselmiş oldu. Bu yarış öncesinde oysa 87. sıradaydı. Tabii bu sıralamalar daha ilk bir etap sonrasında çok şey ifade etmezdi. Yani bir de tabii Mustafa için bundan sonra avantaj olabilecek başka tırmanış, bu denli bir tırmanış yok. İşte bir Turgut Reis Bodrum Meryem Ana Tepesi tırmanışı var ama çok daha düşük kalibreli bir tırmanış. Çok güzel. Yani tekrar söylüyorum, gençliğinden bu yaşa kadar, tabii ki gençliğinden derken 11 çocukluğundan diyelim, gelişmesini gören birisi olarak çok seviniyorum. Emin Müftüoğlu için de sanıyorum çok sevindirici bir an olsa gerek. Üçüncülük kürsüsünde Mustafa Sayar var. Seconda posizione per Astana Kevin. İkinci sırada Kevin Sel Dryers. İkincilik. Kevin geliyor podyuma. Gümüş madalyanın sahibi. Ve madalyasını takdim etmek üzere. Kürsüsünde. Hüseyin Altıntaş'ı sahneye davet ediyoruz. Ve günün kazananı da şu anda anons ediliyor. Prima posizione quindi per the stage winner today is Europcar'da Nathaniel Berhane. Alkışlarınızla. Ve altın madalyasını takdim etmek üzere Elmalı Kaymakamı Sayın Mehmet Murat Çetmen'i davet ediyoruz. Gerçekten gözlerinin içi gülüyor. Çok mutlu olduğu belli. Çok da uzun boylu bir sporcu biliyor musunuz aslında? Yani hani kısa böyle yokuşçu değil. Uzun boylu derken yani tabii ki sizin kadar değil yani. Benim kadar da eskiden boylu değil tabii yani. Çok şirin gülüyorlar yani bu çocuklar. Bak mesela Mustafa uzun boyludur. Yani Mustafa
Görüyor musunuz aynı yerde durduklarında kimisi de onlardan ne kadar kısa kaldı. Başkanı tekrar podyuma alalım. Hediyeleri ve plaketleri olacak. Eritre'nin bisiklet geleneğinden bahsetmişti röportajı yapan yorumcu. Evet. Tabii biz uzağız yani Eritre'nin nasıl bir spor geleneği var doğrusu ben bilmiyorum. Ama Eritre'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği zamanında yerleşmiş. Çünkü biliyorsunuz Afrika'da mesela futbolda da öyle şeyler var. Nijerya'sı olsun. İşte Kamerunlar olsun. Oralarda 1960'lardan 70'lerden kalan böyle bir köklü spor gelenekleri var. Bazı dallarda, bazı dalları işte oralara yerleşen herhangi bir egemen devlet. İşte Belçika'sı, Hollanda'sı, Fransa'sı kimse oralarda o ülkelerde, Afrika ülkelerinde belli egemenlik kurmuş. Onların getirdiği sistemler var. Belki de o zamandan kalmış bir sistemdir. Verilen plaket Elmalı geleneksel evlerini gösteren bir tabak hediye ediliyor sporculara. Elmalı'nın evleri de gerçekten 100 yıllık evler değerli seyirciler. Elmalı'da eski çarşılar, arastalar, dar sokaklar her adımda tarihin derinliklerine uzanan Anadolu kültürünü yansıtan sokak araları ve evler de var. En az 500 yıllık evlerden bir örnekti az önce hediye edilen tabağın içinde fotoğrafın olduğu ev figürü. Tekrar genel bireysel sıralama ekranlarınıza geliyor. Evet, yarışın yeni lideri değerli seyirciler. Turkuaz mayoyu giyecek olan isim Berhane. Natnel Berhane. Turkuaz rekabette dördüncü etapta yani Göcek Marmaris etapında Eritreli bisikletçi bu mayoyla yarışacak. Arkadaşları şimdi ondan nefret etmeye başlıyorlardır. Çünkü bunu korumak için nasıl bir mücadele içine girecekler yarın göreceğiz. Gerçekten Eurocar artık yarın önde giden, bütün etapları kovalayan, önde gidenleri yakalamak için mücadele eden bir takım olacak. Evet, ödüllerini aldı Berhane. Evet, yeşil mayonun sahibi. Green jersey. Çok ilginç yani Mustafa biraz önce konuşurken David De La Fuente'nin kendisi için çalıştığını söyledi. Yani o 33 yaşındaki işte Avrupa'da çok adı olan profesyonel kontinental takımlarda çalışmış. David De La Fuente'nin Mustafa için çalışması bile çok güzel bir şey. Bu arada Mustafa'nın da İngilizce bilen çok az sayıda bisikletçiden birinde olduğunu söylememiz lazım. Çok önemli bir şey bu. Yurt dışında başarılı olmak için, yurt dışındaki takımlara gidebilmek için işte bunu yapmak lazım. Evet, alkışlarınız Andre Greipel için. Sprint sıralamasında bu anda ilk sırada Andre Greipel yeşil mayosunu giyiyor. Evet, bunu artık onun kostümü gibi sayabiliriz çünkü Andre Greipel sadece yeşil yani sadece derken hep yeşil mayoyu giyen bir sporcu. Sadece deyince sanki onunla yetinmiş gibi kalıyor ama yani Fransa turunda işte İspanya'da İtalya'da yeşil mayoları giydiğine göre. Greipel bu arada dün tıraş olmuş galiba değil mi? Yani saçları bu kadar kısa değildi. Evet bu arada çiçek biraz fazla yükseklik kazanmadı. Ön tarafların üzerine doğru düştü. Çevrenin bakir coğrafyası ekranlarınıza yansıyor. Ve mayolar bir sonraki etapta giyilecek olan tur mayoları sahiplerini yavaş yavaş buluyor.
Başkan'ın anısına geçilmişti. Sizleri burada görmek gerçekten Pagani çok keyifli. Pagani mi acaba? Ha, Mahre Finet. Tekrar sevgiyle anıyoruz. Rıfat Çalışkan için de gelsin alkışlarımız lütfen. Kendisi 2009 çünkü yılında Mustafa ayrıldı ama Türk bisikletine çok önemli. Mahre Finet de nasıl aldı? Değerler bıraktı kendisi. Eşi ve kızı da bugün burada tabii tur organizatörleri. Prim noktaları. Her sene Rıfat Çalışkan'ı unutmayarak bir vefa örneği gösteriyor. Rıfat Çalışkan'ın eşi ve kızı veriyor. En güzel manzara. Türküm Hanım veriyor, evet. Mauro Finetto birazcık dağların kralı ve kırmızı mayoyu önümüzdeki etapta giyecek. Türkiye güzellikleri mayosu içinse Ahmet Örken gelecek değil mi? Günün son forması Türkiye güzellikleri forması. Geçen sene buralar hep karlak kaplıydı. Ve Ahmet Örken şu anda Türkiye güzellikleri mayosunu giyiyor. 2011 yılında biz bisikletinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ahmet Örken 10 yıl dalında tura ilk kez katılan 20 yaşındaki genç sporcu, 2 gündür podyum gören isimlerden biri Konya Torku Şeker Spor adına gerçekten Türk takımı diğer 24 takım karşısında çok iyi bir performans sergilediler. Bu sene özellikle evet, Ahmet Örken bugün Türkiye güzellikleri prim noktasında Caro Aldan Moreno ilk sırada yer alınca ve onun daha önceden puanları az olunca Ahmet Örken Türkiye güzellikleri mayosunu, yani beyaz mayoyu giymeyi sürdürüyor önümüzdeki etapta. Ve Ömer Yavru'yla yaptığı röportajda dün akşam güzel de bir şey oldu. Mustafa abiye de bir doğum günü hediyesi verdim demişti. Yani dün doğum günü olan Mustafa Sayar da bir gün gecikmeli sevgili seyirciler. Kendisine doğum günü hediyesini veriyor kendi kendine. Bu karlı dağların görüntüsü eşliğinde şimdi artık sevgili Mustafa Sayar'a dönüyoruz. Çünkü setimizde Mustafa Sayar var. Yönetmenim bizi verebilecek mi? Evet, verdi. Hemen yanında da antrenörü Mehmet Şafakçı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Mustafa, kutluyorum. Sevgili Şafakçı hocam, kutluyorum sizi de. Teşekkür ederiz. Yani hakikaten keyifli bir an yaşattın bizlere. Son 3 kilometredeki o çıkışın önce önde görünmen, arkadakileri yaptığın sprintle bir şekilde cevap vermen, geride bırakman, neler söyleyeceksin? Beni çok mutlu ettin bir kere. Hoca da çok mutlu oldu. Türk izleyicisi çok mutlu oldu. Böylesine zorlu bir etapta 3. sırada olmak kolay bir iş değil. Evet. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Bana yardımcı olan takımıma. Benim için yokuşta benim önümde çalışan, beni orada tutmayı başaran takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Takımda 3 tane iyi yokuşçuyduk biz. Bu sabah... Kimler onlar? Onları bir hemen söyleyelim. Andre Mizurov, David De La Fuente ve ben. Biz takımın yokuşçu sporcuları bizdik. Hemen dün akşama dönelim şimdi. Böyle adım adım gidelim sevgili evet. Mustafa. Evet, dün akşam sizlerle konuştuk Mehmet Hocam. Dün akşamki kendi aranızdaki konuşma nasıl geçti? Pozisyon icabı en formda Mustafa gözüküyordu. Dedik ki Mustafa'yı çıkartırsak, Türk sporcu olması da bizim için çok önemli tabii ki. Fuente ve Andre'yi dedik ki Mustafa'ya çalışsın. Ama pozisyon, çünkü sporcudan günü gününe tutmayabiliyor. Bir aksilik olursa diğer abilerine Mustafa çalışabilir dedik. Ama planımız tuttu. Gönül isterdi ki bugün yine birincilik yaşatalım. Ben şunu söylemek istiyorum. Bize emeği geçen Recep Konuk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü... Oralara geleceğiz. Evet. Oralara geleceğiz. Evet. Oralara. Önce bir yarışı konuşalım. Evet. Recep Bey'e teşekkür edersiniz. Evet. Daha sonra ne oldu? Daha sonra biz yarış içinde birbirimizle sürekli diyalog halindeyiz zaten. Arkadaşlarım sürekli bana yardımcı oldular bütün yarış boyunca. Sadece yokuşçu arkadaşlarım değil, diğer sporcular da sürekli bana matra ve yiyecek taşıyarak benim önde güzel pozisyonda kalmamı ve yorulmadan sağlıklı bir şekilde son yokuşa gelmemi sağladılar. Son yokuşta David'le biz aramızda bir diyalog geçti. O bana durumunun çok son iyi olmadığını... Son dediğin kaç kilometre kala? Son 7-8 kilometre yani, kala. Yani o Değirmendere Köprüsü geçtikten sonra. Tabii. Geçtikten sonra. Son
7-8 kilometre kala David bana senin için çalışayım mı dedi. Kendini iyi hissediyorsan sana yardım edeceğim dedi. Ben de evet dedim, kendimi iyi hissediyorum dedim. Bana yardımcı oldu o da sağ olsun. Son 3 kilometreye 4 kilometreye kadar beni çok güzel taşıdı. Önde kaçanlarla arayı korudu, farkı korudu. Ardından ben hatamı yaptım fakat ufak tefek problemlerim var. Belimde bir ağrı var, dizimde bir ağrı var. Onlardan dolayı açıkçası yokuşta tam istediğim performansı veremedim. Fakat yine yarışın de son 200-250 metresini Caner'cim bize verebilir misin? Mümkün mü sevgili Mustafa da anlatırken? Evet, şimdi mesela şuraya bakalım. Şu evet. anda sen hatta bir ara öndeydin, Belhante'nin önündeydin. Evet, ben daha sonra ben. Belhante öne geçti. Belhante'nin şu anda kafanda birincilik var kuşkusuz. Tabii, değil mi? Kafamda birincilik peki, var. Peki Belhante'nin yarışı kaldıracağını düşünüyor muydu? Ya da o kaldırmasaydı sen kaldırabilecek gücün var mıydı? Açıkçası yani o son patlayıcı kuvveti benden daha iyiydi diğer sporcuların. Hmm. Yokuşta gayet iyi sprint yaptılar. Ben o sprinte cevap veremedim açıkçası. Bacağımdaki sadece o yaptı yani. Evet, çok güzel. Arkamdan çıkan Astanalı sporcu da çok iyi sprint yaptı. Evet. Ben ona karşılık veremedim. Daha öncesinde zaten uzun bir süre arkamda dinlendi onlar. Sürekli yarışın temposunu, son 3 kilometrede yarışın temposunu veren bendim. Bu da onlara bir avantaj sağladı. Son 3 kilometredeki benim önde çevirmem onları biraz dinlendirdi açıkçası arkamda. Evet, görüyorsunuz mi? Son 200 metrede sadece çıktılar arkamdan. Bu da onlar için büyük avantaj tabii. Rüzgar nasıldı Mustafa? Rüzgar son 3 kilometrede gerçekten iyi rüzgar vardı. Son 3 kilometreye girildiğinde bazı virajlarda rüzgar döndü. Çok sert bir şekilde karşımızdan esiyordu. Fakat yokuşta rüzgarın çok da fazla etkisi olmuyor yani düz yola göre. Yokuşta yani bacağında kuvveti olan, yokuşçu olan sporcular için rüzgar çok da önemli değil ama tabii ki benim arkamda dinlenmeleri son 3 kilometre onlara büyük avantaj sağladı. Genel olarak baktığın zaman bundan önce bir Cezayir turun da var senin. Evet, Cezayir. Yani genel olarak baktığın zaman şu etaptaki özellikle şu son 10 kilometreyi bu tür etaplar içinde nereye koyarsın zorluk derecesi olarak? Zorluk derecesi olarak bu benim hayatımda yarıştığım en zor yarış değil diyebilirim. Mi? En zor ve en kariyerimin en önemli yarışı diyebilirim. Çünkü daha önceki yarıştığım yarışların seviyeleri buradaki seviyeden çok daha aşağıda yarışlar. Yani 2.2 puan kategorisinde yarışlarda yarıştım hep. O yarışların hem verdiği puan düşük hem katılan sporcular, katılan takımlar bu kadar profesyonel takım katılmıyor o yarışlara. Ama oralarda açıkçası antrenman kazanmak için biz o yarışlara gidiyoruz her yıl. 3-4 ay öncesinden sezon başladığında bu yarışın 3-4 ay öncesinden hem yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz hem o yarışlara gidip antrenman kazanmak için, antrenman yapmak için o yarışlara gidiyoruz. Orada aldığımız dereceler ekstrası oluyor bizim için. Onlar çok da önemli başarılar değil aslında ama buraya çalışmak için yaptığımız en büyük antrenman o yarışlar oluyor. Peki. Evet Mehmet Hocam, genel olarak baktığımız zaman turda genel bireysel sıralamada bir şekilde bir sporcuyu ön plana çıkartmak istiyorsunuz ama şimdi bu tırmanıştan sonra Mustafa'nın çok iyi olabileceği başka tırmanış maalesef turda yok. Sadece 6. etapta var. Oraya da tabii ki Mustafa'ya bir avantaj sağlamaya çalışacağız. Diğer etaplarda sprinte gelecek muhtemelen. O zaman da takımın sprinterlerine çalışacağız. Ama tabii ki Mustafa'nın üçüncülüğü mükemmel. Çünkü bir tür sporcu olarak kariyerinin en ilerisi, kendi de bahsetti. Biz orayı korumaya çalışacağız ilk önce. Üçüncülük asla küçümsemiyoruz. Ama Mustafa da bahsetti. Biz 3 aydır ailelerimizden uzağız. Kamplar, yarışlar, işte Cezayir turu, Fas turu, Ukrayna, Irlanda. Artı Torku Şekerspor adına teşekkür edeceğiniz insanlar var kuşkusuz size. Evet, desteklerini evet. esirgemeyen. Bize büyük destek veren Onursal Başkanımız Recep Konuk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizim sonsuz destekliyor, arkamızda duruyor. Biz henüz çok küçük bir takımız yarıştığımız takımlara göre. 3 yıllık bir takımız ve kontinental bir takımız. Yani kapasitemizi aşıyoruz aslında. Haddimizi siz aşıyoruz. Aşın, ama Recep Bey öyle istiyor. Onun için yapmak zorundayız. Torku ailesini ve en önemlisi Türk milletini temsil ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Sorumluluğumuz arttı tek takım olduğumuz zaman. Ne mutlu ki Türk insanını sevindirebiliyorsak 2020 olimpiyatlarında Türk sporcusunun kürsüye çıkması 2020 şunu inşallah. Soracağım.
pro takım olma konusunda Recep Bey'in bir ideali var mı, bir hayali var mı? Evet var. İki ay önce Ömer Yavru Beygil Konya Şeker Fabrikası'na geldikleri zaman bir program yapmışlardı. Orada da söylemişti. Bizim gelecekteki en yakın hedefimiz 2 yıl içerisinde pro kontinental bir takım. Sonra Fransa turunu nasıl koşarız onun çalışmasını yapın dedi Recep Bey bize. Güzel. Onun için öyle bir başkanımız olduğu için biz de onun çalışmalarını yapıyoruz. Türk sporcuların performansının artmasına son derece memnunum. Bütün takımımı kutluyorum. Arkadaşları tek tek öpüyorum. Ahmet'i, en küçükleri Ahmet, turun en küçüğü Ahmet. 2011'in gençler Avrupa şampiyonu. En büyükleri Andrei, 40 yaşında bir baba gibi, Yürü keza öyle. Hepsinin Miracı, Nazım, hepsini tek tek öpüyorum. Hakikaten iyi işler yaptığımıza inanıyoruz. Her bütün yorgunluğumuzu Levent Bey unuttuk. Bu madalya bütün Türk halkına hediye olsun diyoruz. Sizler de bizi destekliyorsunuz. TRT ailesine de çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Siz çalışın, siz yeter ki haddinizi aşın. Aşmaya devam edeceğiz. Biz izlemeye devam edin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki, biz teşekkür ediyoruz. Son olarak Türk bisikleti iyi yolda diyebilir miyiz? Yoksa daha çok, kuşkusuz çok mesafemiz var alınacak ama en azından belli bir ivmemiz var diyebilir miyiz? Evet, son yıllarda bariz bir fark var. Sporcuların performansı yani çok çok gelişti. Özellikle bizim takımımızın performansı. Çok fazla yurt dışında yarışa gidiyoruz. Çok fazla kamplar yapıyoruz Türkiye'de, yurt dışında. Bunlar bizim performansımızın gelişmesi için çok büyük faktörler. Hayalin nedir? Türkiye'de bir bisikletçi olarak Türkiye'de neyi görmek istersin? Öncelikle Türkiye turunu kazanmak isterim. Benim en büyük hedeflerimden biri bu önümüzdeki yıllarda. Ve bu Türkiye'de bireysel hayalin. Genel olarak Türkiye'de daha çok kontinental ve pro kontinental takım olacak şekilde sponsorlukların olmasını isterdim. Yani Türkiye'de çok büyük yetenekler var. Çok büyük yetenekler ortaya çıkabilir. Ama yatırımlar bu yönde olmuyor nedense. Yani bisiklet branşına yapılan yatırımlar yeterli değil bizim görüşümüz. Çünkü bir tane Türkiye'yi temsil edebilecek, bu yarışta temsil edilebilecek tek profesyonel takım biziz. Açıkçası yani bu kadar büyük şirketler, büyük kulüpler olduğu bir ülkede, 75 milyonun olduğu bir ülkede çok daha çok sponsor ve çok mesela daha çok kontinental takım olmasını... Büyük taraftar kitleleri olan kulüpler keşke olabilmiş olsa. Tabii büyük Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi böyle büyük kulüplerin de bu işlere el atması hem Türkiye'deki bisikletin gelişmesinde hem dünyada bisiklette daha çok söz sahibi olmamızda yardımcı Peki. olacağına inanıyorum. Sevgili Mustafa'cığım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Önce bacak gücüne, daha sonra evet. bastığın pedallara, daha sonra kafanda bu yarışta buralarda olmayı düşünebilecek bir genişliğin olduğu için sana çok teşekkürler. Mehmet Şafakçı hocamıza teşekkürler. Takım taktiğini ve de takım sporcularını iyi hazırladıkları için Torku Şeker Spor'a da yöneticilerine, evet. başkanınıza çok teşekkürler. Böyle bir takım oluşumu arkadaşlarıma çok teşekkür için. Ediyorum. Bana manevi olarak da çok büyük destek oldular. Onların desteğiyle buralara kadar geldim çünkü. Psikolojik olarak bir sporcunun takım arkadaşlarının, antrenörlerinin, idarecilerinin, ailesinin özellikle desteği çok önemli. Çünkü bu sporda en önemli faktörlerden biri psikolojidir. Değil mi? Psikolojisi, her şey de öyle aslında. Kafası rahat olan bir sporcu her türlü başarıya doğru uygun adımlarla gidebilir. Çok teşekkürler. Yayını hocam birlikte kapatalım, şöyle yaklaşın siz de. Feyzi Bey'e de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Levent Bey sağ olun, iyi ki varsınız. Bizi seyretmeye devam edin diyorum. Çok teşekkürler, sağ ol. Evet, önemli bir ikiliyle yayınımızı kapatıyoruz. Antalya Elmalı etabında 150 kilometrelik ve de son 10 kilometresi müthiş bir eğime sahip olan Antalya Elmalı'da 3. sırada yarışı bitiren sevgili Mustafa ve de antrenörü Mehmet Bey ile birlikte yarışı kapatıyoruz. Evet hocam, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yarın Göcek Marmaris etabında izleyicilerimizle birlikte olacağız. Valla şunu söyleyeyim, tabii ki tebrik ediyorum, ben artık tebrik kısmını bitireyim ama biz kendi adımıza söyleyeyim, çok zevkli bir yarış izleyeceğiz bundan sonra. Peki, çok teşekkürler hepinize. 1850 metre yükseklikten Göğübeli'nden iyi günler, iyi akşamlar. Teşekkür ederim.